Yani adam bedava konuşma hakkım var diye onu doldurmak için konuşuyor. Mevzu yok. Mevzu yok. Ne lazım, buna bir işi mi var? Şunu getir, şunu götür, şuraya şu gidecek. İşte alacağımız var, şurada borcumuz var, şunu öde. Bunlar lüzumlu. Hanımına sor, çoluk çocuklar, bilmem ne falan. Zaruret miktar. Adam diyor, nasıl olsa diyor, benim diyor, iki saat boş konuşma hakkım var. Bir de bu çıktı diyor evvelce. Nasıl? İki saat o konuşmayı dolduracağım diyor. Ya iki saat desen kaç bin la ilahe illallah derdin? 16.641 ya latif okurdun ya. Kaç 41 Yasin okurdun? En büyük bela neyse başında 41 Yasin'le kalka giderdi. Kurtulurdun. Şimdi burada konuştun bir saat iki saat. Ne kazandın? Bir la ilahe illallah. Yedi kat gökler, yerler, doğular, batılar, yedi kat gökler, yerler ya, bir kat değil. Oradan cennete kadar, buradan aşağı cehenneme kadar, yedi kat yerin dibi cehennem. Hepsini birbirine toplasan, terazinin bir kefesine koysan, bir la ilahe illallah, bu tarafa koysan, sağ tarafa onu koysan, sol tarafa hepsini koysan, levezenet bihinne. La ilahe illallah. Bir kelime-i tevhid hepsini tartar alır aşağı. O yukarı çıkar, onlar aşağı basar. Bir la ilahe illallah. Ama iki dedin, üç dedin, dört dedin, yüz kere dedin. Günde yüz kere okuyan ne müjdeler vaat ediliyor, ne günahlar, mağfiretler vaat ediyor. Ya bin kere okursa? Nakşibendi tarikatında en az 5000 kere tarikat dersi yaparsa adam, üçüncü, dördüncü dersten sonra en az günde 5000 kere la ilahe illallah diyecek. Bu da bir saat 15 dakikaya tekabül ediyor. Yani demek 100 tanesi 1,5 dakika gibi hesap etsen, 1000 tanesi 15 dakika ediyor. 1000 tanesi, 5000 tanesi 1 saat bir çeyrek. Bundan aşağısı kurtarmaz. Çünkü ya le ilahe dersin, la'yı çekmezsin, helak olursun. O çok tehlikeli bir iştir. La ilahe. La'yı açacaksın ağzını. En az bir elif. Uzatırsan çok fayda verir. Kalpten masumanın nefret sürülmesine sebep olur. Kalbindeki dağınık alakalar, ilgileri, kafa dağınıklığını falan toparlamaya çok vesile olur. La ilahe. O la'yı uzatmakta çok hikmetler. Allah'tan gayri ne kadar sevdiğin, korktuğun, bağlandığın, tasalandığın, dert ettiğin ne varsa sen la yok, 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 yok. Def et gitsin. Çünkü onlar kabirde yok onlar. Mahşerde yok. Sırat'ta yok, mizanda yok, o hanımın, o çocuğun, o sevdiğin, o kızdığın, kafayı taktığın, beynini meşgul ettiğin, kalbini çıfıt çatısı yaptığın, doldurduğun, evet, çöplüğe mezbeleye çevirdiğin o şeyler hiçbiri şu anda var gibi gözüküyorlar ya, onların hiçbiri aslında yok, onlar yok. Kötü günde yok onlar, entübede yok, komada yok. Ölüm meleği gibi gördüğünde yok. Hiçbir yerde yok. Ondan sonra zaten kabir, mahşer, sırat, biz. Hele ki cehenneme gidersin. Asla yoklar. La ilahe. İlah yok. Ne demek? Sevilecek, sayılacak, korkulacak, ümit edilecek, yönelinecek, tevekkül edilecek, iş ısmarlanacak, azabından korkulacak, rahmeti beklenecek, yok bir şey yok. İllallah. Ancak Allah Celle Celaluhu. İnsan bu şuurla yaşayacak. İşte o zaman 100 kere demek, sabah bir kere, akşam bir kere dese, günün başında imsaktan sonra,
Diyoruz zaten. Namaz kılan mutlaka bir eşhedü çekiyor da. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. En az orada diyoruz. Ama o ya onunla yetinmemeli ya. Şimdi o namazın eşhedüsü de mübarek adam. Namazın dışında da bir la ilahe illallah demeyecek misin yani? Onun için sabah namazın hemen peşine 10 kere söylüyoruz. Ayağımızı kıpırdatmadan. Akşam namazının hemen peşine yine 10 kere söylüyoruz. Orada da var. La ilahe illallah vehdehu la şerike le. O devam ediyor. Ama yine orada da la ilahe illallah vehdehu var. Ama insan 3 kere sabah. Yani en az. Bir de tabii bizim Halid-i Kolun'da faale mennehu var. Faale mennehu'da da 10 kere söyleniyor. İşte meşayih hep bunları sünnet olarak meşru ettiler ki bu millet, müritler gafillik ederler, cahillik ederler, zikri unuturlar. En azından bazı şeylere bağladılar onu ki vakitlere birbirine hatırlatsınlar, unutturmasınlar diye. Öbür türlü insan kendi kafasında kalsa, şu duayı okursan bir gece içerisinde şu kadar sevap olur. Gecenin neresinde deyince, birbirine de hatırlatmayınca çoğusu unutulur. Onun için 3 kere diyelim şimdi beraber. Sabahta diyeceğiz. Yan sabahta deriz olduğumuz yerlerde inşallah buyurun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi sabahta 3 kere desen arada ne kadar günah işlerse diyor Allah Teala meleklerim vahyediyor. İğfiru ma beynehuma. İki kelime-i tevhid arasındakini silin, mahvedin. Tertemiz olur dosya. Bu kadar kolay etti.